Arapların Halife Ömer ve Halife Osman dönemindeki hızlı fetih hareketleriyle İslam devleti 636 yılında Kadisiye'ye, 637 yılında Celula'ya ve 642 yılında İslam tarihine Fethül Fütuh yani fetihlerin fethi olarak geçen Nihavent Savaşı sonrasında Sasani hükümdarı Yedzicerd'in kaybetmesiyle İran'a hakim oldular. İşte bu gelişmelerden sonra Maveraün Nehre ulaşan İslam ordusu Türklerle karşılaştı. O esnada Buhara, Semerkant, Beykent, Toharistan, Talekan ve Cürican gibi birçok bölgede ekseriyetle Türkler yaşamaktaydı ve bu bölgelerde yapılan savaşlar için İslam kaynaklarında Türklerle yapılan savaşlar tabiri geçmektedir. Arapların arka arkaya fetihler gerçekleştirdiği bu dönem Türkler için çok zor ve çalkantılı bir dönemdi çünkü Türkler zaten güçsüz bir durumdaydılar. O dönemde Göktürk Kağan'ı İli Kağan, Çin'e mağlup olmuştu ve devlet bölünmüştü. Böylece Göktürklerin doğu toprakları Çin'in hakimiyetine girmişti. Batıdaki Göktürk hakimiyeti ise 658 yılında son bulmuştu. Sonraki 50 yıllık süreç esnasında Türkler bir imparatorluk kuramasalar da toparlanmaya çalışıyorlardı. Bu sebeple Araplar Türklerle giriştikleri çarpışmalarda genelde galip gelmiş ve tabiri caizse ezici bir üstünlük kurmuşlardı. Türklerle Araplar arasındaki mücadele öyle 3-5 yıl süren kısa bir şey değildi. Zira Türkler birçok defa isyan çıkarmış ve Müslümanlaşmayı reddetmişlerdi. Bu yüzden de birçok Emevi hükümdarı, birçok Arap lideri Türklerle savaşmış ve yeri geldiğinde katliamlar yapmıştı. Ama bu esnada karşımıza çıkan en büyük düşman Kuteybe bin Müslim'di. Kuteybe milattan sonra 705-706 yılları arasında 6. halife Velid devrinde Horasan valiliğine atandı ve ana hedefi bütün Türk topraklarını İslam sancağına katmaktı. Kuteybe fetihlerine ilk önce Türklerin yaşadığı Beykendi ile başladı ve Tarihi Buhara kitabında yazdığına göre ordularına ''Gidin ve Beykendi yağmalayın, onların kanlarını ve mallarını size helal kıldım.'' dedi. Yine bu esnada Türkleri Araplara karşı direnmek için kışkırtan bir gözü kör ama epey zengin olan bir adamın kendi canı karşılığında ya beni öldürmeyin size her biri 1 milyon değerinde olan bin tane ipek kumaş vereyim dediği ama Kuteybe'nin onca mala mülke rağmen bu adamı yine de öldürdüğü işte o kadar da davasında samimi bir adam olduğu söyleniyor. Halbuki burada şu gözden kaçıyor. Kuteybe bu adamı öldürdüğünde zaten tüm malına mülküne el koyacak. Hatta bırakın böyle dava adamlığını, işte mala mülke düşkün olmayışı, tam tersi bu İslam tarihi kitaplarında da ki bunları Müslümanlar yazmıştır. Beykent gazasında epey bir ganimet toplandığı ve bu ganimetin de askerler arasında bölüştürüldüğü ve onca kadından altından sonra askerlerin gaza geldiği ve başka bölgeleri de fethetmek istediği dolayısıyla bu motivasyonla zaten epey bir kıyım yapıldığı yazmaktadır. Bu arada şu bütün erkekleri katletti, kadınları da köle yaptı, cariye etti işte altınları da topladı halkı bilmem ne etti gibi ifadelere alışmak lazım zira video boyunca daha birçok defa duyacağız. Çünkü bakıldığında İslamiyet dünyayı iki şekilde görmektedir. Darül İslam yani İslam bölgesi ve Darül Harp yani savaş bölgesi ve cuma namazı kılınmayan her bölge potansiyel bir savaş bölgesidir. Bu yüzden de İslamiyet bütün dünyayı tek bir İslam sancağı altında toplamayı en temel görevlerden birisi olarak görmektedir. İster gaza deyin, ister cihad deyin, istiyorsanız da fetih deyin fark etmez. Yani bakıldığında İslamiyet'te Osmanlı dahil kılıç hakkı diye bir şey vardır. Fatih İstanbul'u fethettiğinde 3 gün boyunca yağma yapılmıştır. Ya da tarihte bununla alakalı bin tane daha örnek bulmak mümkündür. Emeviler ister küffarın kalbine İslam sancağını dikmek maksadıyla olsun, isterse kendi çıkarları, ganimet ihtiyaçları için olsun birçok bölgeyi fethetmiş, halka zulmetmiş, ve İslamiyet'e hizmet etmektense bir bağlamda zarar vermişlerdir. Ve muhtemelen Türklerle alakalı şu düşmanlık ifadesi içeren hadisler ya da rivayetler de Emevi devrinde kaleme alınmışlardır. Çünkü Taberide falan bakıldığında Türklerden hiçbiri iyi değildir ama Araplardan hepsi iyidir. Türkler Yecüc ve Mecüc'ün soyundan gelmişlerdir. Cehennemliklerdir gibi bir takım ifadeler var. Yani madem ki İslamiyet hoşgörü dini ve dinde zorlama yok, senin dinin sana benimki bana ve benzeri şeyler. E o halde 706 ve 707 yılları arasında Ramisene ve Numeşkes bölgelerinde binlerce Türk'ün niye katledildiği niçin ganimet yağmalandığı ve onca kadının niçin söylemeye bile dilimin varmadığı şeylere maruz kaldığı bir sorulmalı. Yine görüldüğü kadarıyla Şuman, Kiş ve Nesef gazalarında Türklerle savaşılmış, binlerce kişi öldürülmüş, epey bir esir toplanmış ve ganimetler yağmalanıyorken kadınlar da cari yapılmış. E ne amaçla yapıldıklarını herhalde söylemeye gerek yoktur. Ardından da Harezmilerle savaşıyorken 4000 civarında esir idam edilmiş. Bu böyle gidiyor ve 708-709 yıllarında Buhara'yı fethetmeye çalışıyorlarken bir yandan ezliler dediğimiz savaşa dahil olmak istemeyen ve bizi bırakın gidelim biz savaşmak istemiyoruz diyen bir grubun da tamamen savaşa zorlandığı ve katledildiği İbnül Esir gibi kaynaklarda dahi yazmaktadır. Devam edersek Kuteybe Türk topraklarını fethediyorken bazı Türk beyleri de Kuteybe Bey ile beraber yani Araplarla beraber diğer Türk topraklarına saldırmışlar. Bu bağlamda hainlik yapan Türk beylerinden de bahsetmek mümkündür. Zira tam anlamıyla bir Türk birlik beraberliği kurulamamıştı ve bazı insanlar ya biz her türlü kaybedeceğiz adamlar akın akın geliyor. En iyisi kazanan tarafta olmak. Böylece daha az zarar görürüz ve hani karımıza, kızımıza bir şey olmaz mantığıyla Araplara biat etmiş. Kimileri ise ya şu anda elimizden bir şey gelmiyor. En iyisi münafık davranalım. Bir fırsat bulduğumuzda isyan çıkarır. Bir şekilde bağımsızlığımızı elimize alırız. Ama şu anda yapacak bir şey yok demişler. Mesela Neyzek adındaki Türk beyi bunlardan biridir. Neyzek en başında Kuteybe ile beraber yürümüş ama daha sonra fırsatını bulduğunda Kuteybe'ye karşı isyan çıkarmış ve bir organizasyonla Kuteybe'ye karşı mücadele vermiştir. Öyle ki bu sayede yıllar boyunca Kuteybe engellenmiştir. İstiyorsanız Şimdi tarihi taberiden direkt bir bölüm okuyalım. Kuteybe, Buhara bölgesinden Ramiten kavmiyle barış yaptığı zamandan sonra oradan çıkarak Bel şehrinin yolunu tuttu. Faryab'a erişti. O zaman Haccacı'dan mektup geldi. Mektupta şu emir vardı. Buhara'da olan ve Buhara meliki olan Serden Cizat'ın üstüne yürü. Onunla savaş yap. Kuteybe de bu emri alınca öyle yaptı. 89. yılda Sad askeri Keş ve Nahşebin taifesiyle bir ovada karşılaşıp savaş yaptı. Onların üzerine zafer kazandı. Oradan hareketle Buhara'ya geldi. Fakat orada hiçbir başarı kazanamadı. Oradan geri döndü, Merv şehrine geldi ve o yılın içinde Velid bin Abdülmelik Halid bin Abdullah'ı Mekke'de emir kıldı. Ve o yılda Mesleme bin Abdülmelik Azerbaycan bölgesinde Türk gazasına vardı. Ta Derben'de kadar ilerledi. Birçok hisar ve şehirleri ele geçirdi ve yukarıda zikrettiğimiz gibi Haccac'dan Kuteybe'ye bir emirname gelmişti ki Buhara Meliki Serden Cizat'ın üzerini sarasın diyordu. O da o yıl oraya vardı. Onunla cenk etti ama bir zafer elde edemedi. Bundan sonra 90. hicret yılı girdi. Kuteybe yine Buhara üzerine yürüdü. Serden Cizat da bu haberi alınca askerindeki kentlere ve illere mektup gönderdi. Yardım diledi. Her yandan ona yardım birlikleri gelmeye başladı. Ama onların askeri toplanmadan Kuteybe Buhara'ya erişti. Ne zaman ki Türk askerleri Serden Cizat'ın yardımına geldiler, Hisar'dan dışarı çıktılar. Saf tutup Arap'la savaşa girdiler. Müslümanlar Kuteybe'ye bize destur ver ta ki bunlarla cenk edelim dediler. Kuteybe de izin verdi. Araplar da ili yürüyüp Türklerle bir saat cenk ettiler Türkler Üstün gelip zaferi elde ettiler Arap askerlerini Kuteyben'in üzerine attılar ve Kuteyben'in kırılmasına az kalmıştı Öyle oldu ki Arap hatunları feryada başladılar yüzlerini yırttılar En sonunda Müslüman ordusu gayret gösterip kaçarken Kuteybe askeri içinde bağırıp çağırarak gayret edin Belki bu Türkleri yerinden söküp kopartırız dedi. Askerin hepsi orada hazır bulunuyordu. Hiç birisi cevap vermedi. Bundan sonra Kuteybe Temimoğulları kabilesine geldi. Onları da savaşa aynı biçimde çağırdı. Temimoğullarından Vekil bin Ebu Esbet Kuteybe'nin katına geldi. Bu işe gayret gösterdi ve Hüseyin bin Ebi Talha el-Mecaşi ki Temimoğullarına komuta ediyordu. Vekil sanca onun eline verdi ve askerini al Türklere karşı çık dedi. O kuzeyde yürüdü. Çok büyük bir cenk oldu. Müslüman birlikleri Türkleri durdukları yerden Geriye attılar ve köprüden yine Bu yana geçmek için geriye döndüler Kuteybe onlara bağırarak Ey Müslümanlar nereye dönüyorsunuz Düşmanın bozulduğunu görmüyor musunuz Bir saat daha sabredin dedi Sonra şu buyruğu verdi Her kim Türklerden bir baş getirirse Ona yüz dirhem akçe veririm Böylece Araplar Türklerin başını kesip getirdiler ve 100 dirhem akçe aldılar. Türkleri dağıttılar, sayısız kırdılar ve hesapsız mal ve ganimet alıp yine döndüler. Buradaki o her kim ki Türklerden bir baş getirir ona şu kadar akçe vardır muhabbeti diğer kaynaklarda da yazmaktadır. Yine az önce andığımız ve bunca savaşa sebebiyet veren Neyzek adındaki Türk kumandanı da epey namertçe bir şekilde öldürülmüştür. Neyzek, Talekan yani Talkan şehri kuşatıldığında kaleye sığınmış ve Araplara karşı mücadele ediyordu. Lakin o kadar uzun bir mücadele sürdü ki en sonunda Kuteybe bir türlü bölgeyi fethedemediğinden Nezze'ye bir elçi yollamaya karar verdi. Hani barış yapalım konu kapansın şeklinde adamı ikna etmek için bir taktik uyguladı ve haberci olarak gönderdiği Süleym en Nasıh'a ne yap et gerekiyorsa eman ver canını bağışlayacağımızı söyle ama bir şekilde onu buraya getir. Yoksa senin kelleni alırım diyerek tam anlamıyla takiye yaptı. Gördüğümüz kadarıyla haberci Neyze yanına gidiyor ve işte Kuteybe çağırıyor. Bir görüşme yapalım. Bu savaş artık bitsin falan diyor. Bizim Neyzek de beni öldürmeyeceğini nereden bileyim? O adam beni görüşmeye çağırır. Ardından da arkamdan bıçaklar diyor. Hayır öyle bir şey olmayacak. Eman verdiği yemin ettiği sözünden dönmez vesaire vesaire. Habercinin de ısrarıyla Neyzek en sonunda Kuteybe ile görüşmeye gidiyor ve Kuteybe ailendeki önemli insanları, önemli komutanları da çağır. Tam anlamıyla bir konsey yapalım. Bir işimize bakalım diyor. Bununla beraber işte o önemli insan insanlar da çağrılıyorlar ama Kuteybe hepsini zincire vurduruyor. Ardından da halifeye mektup gönderiyor ne yapalım öldürelim mi falan gibi ve halife de öldür deyince Kuteybe herkesi Neyze'nin gözü önünde tek tek öldürüyor. Yani adamın ailesi yakınları bir bir katlediliyor ve yazdığına göre orada toplam 700 kişi bu şekilde idam ediliyor. Tabi bundan sonra da bölgeyi alıyorlar. E iyi de Neyzek niye gitti niye görüştü yani bu adam enayi miydi diye soranlar çıkabilir. İki tane ihtimal var. Ya gerçekten de adam o kadar uzun savaşıldıktan sonra barış görüşmesi yapılacağına inanmıştır ve halkını da korumak istemiştir. Yani en azından savaş biter diye düşünmüştür. Ya da başka çaresi kalmamıştır. Ne gıda kalmıştır ne halkta moral kalmıştır. Eninde sonunda zaten bu adamlar buraya gireceklerdir. Kaçınılmaz sonu uzatmayalım. En azından en karlı çıkacağımız şekilde halkımızın avantajına olacak bir yöntemle belki de adam gerçekten delikanlı bir adam Ümidiyle görüşme yapmıştır. Yani en kötü ihtimalle ben ölsem dahi halkımıza katliam yapılmaz, savaş biter diye düşünmüştür. Lakin öyle olmamış. Bu 700 kişinin haince öldürülmesinden sonra Kuteybe 4 fersah yol boyunca insanları çarmıha gerdirmiş ya da ağaçlara asmış. Yani on binlerce masum sivilin bu şekilde öldürüldüğü ve tam anlamıyla bir vahşet ortamı yaratıldığı Müslüman kaynaklarında dahi yazmakta. Mesela benzer bir şeyi de yapmış. Adam Curcan bölgesinde 14.000 kadar Türk'ü öldürmüş, çarmıha gerdirmiş, binlerce kadını esir etmiş, cariye yapmış ve ganimete el koymuş. Hatta çeşitli kaynaklarda yer aldığına göre 14.000 değil de 40.000 civarında Türk ya çarmıha gerilmiş ya ağaçlara asılmış ve uzun bir yol boyunca adeta ceset sergisi yapılmış. Yine Kuteybe'nin toplamda Talkan'da 100.000 kişiyi öldürdüğü yazmaktadır ama o dönemde o kadar insan orada var mıydı değilim Yani sayılar abartı olabilir ama her halükarda Araplar Türkleri katletmiştir. Yine havada kalmaması maksadıyla İbnül Esir'in İslam tarihi kitaplarından 4. cilde bakmak ve bir alıntı okumak yeterli olacaktır sayfa 514 ve 515'te yazdığına göre Semerkand'ın fethi esnasında şöyle bir olay yaşanmış. Salih'le birlikte bu çarpışmaya katılanlardan birisi şöyle anlatır. Onlarla çarpışmaktayken gece karanlığında Kuteybe'yi gördüm. Gizlice bizim aramıza katılmıştı. Çarpışmamıza devam ettik. Kaçabilenlerin dışında kurtulan olmadı. Üzerlerinde bulunan eşyalarını, silahlarını aldık. Kafalarını kestik, ve aralarından bazı kimseleri esir aldık. Suudlar bu durumu görünce bozguna uğradılar. Kuteybe kurduğu mancınıklarla onları atışa tuttu ve kalede bir gedik açtı. Müslümanlardan birisi Kuteybe'nin kendi kendine konuşurcasına söylemiş olduğu şu sözleri işitti. Ey Semerkand! Şeytan senin içinde ne zamana kadar yuvasını kurmaya devam edecektir. Allah'a yemin ederim sabah olur olmaz halkına yapabileceğimin en çoğunu yapmaya çalışacağım. Bu adam arkadaşlarının yanına gitti ve onlara kim bilir yarın kaç kişiyi öldürecek diyerek işittiklerini bildirdi. Burada Kuteybe'nin ve Arapların Gaza muhabbetine, fetih muhabbetine nasıl baktığı gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Adam tıpkı daha önce söylediğim gibi cuma namazı kılınmayan her bölgeyi savaş bölgesi sayıyor ve her yere şeytanın nüfuzlandığını falan varsayıyor. Ya da bunu bahane ediyor. Haliyle bunca katliam, baskı ve adeta soykırım muhabbetinden sonra bazı Türkler mecburiyetten kılıç zoruyla Müslüman olmuşlar mıdır? Eh muhtemelen olmuşlardır. Ama bu bütün Türk halkının zorla Müslüman olduğu anlamına gelmez. Zira o kadar akrabanızı, sevdiğinizi öldüren bir toplumun dinine geçmek epey zordur. Bu bağlamda Türkler eğer İslamiyet'e geçmişlerse bile o dönemde münafık bir mantıkla yani savaşmamak maksadıyla İslamiyet'e geçmişlerdir. Hatta tarihi Buhara'da buna kanıt olabilecek şöyle bir ifade geçmektedir. Her seferinde Buhara halkı Müslüman oluyor ama Araplar geri dönünce tekrar irtidat ediyorlardı. Kuteybe 3 defa onları Müslüman yapmıştı ancak her seferinde dinden dönmüş, kafir olmuşlardı. Ama şunu da söylemek lazım. Kuteybe'nin o fetih hareketleri zaten çok büyük bir etkiye de sahip olmadı. En azından din bakımında. Zira bakıldığında Araplar Hazar Türkleriyle de savaşmışlar ama Hazar Türkleri bugün dahi Museviler ve Kuteybe de birkaç yıllık fetihten sonra zaten öldürülmüş. Hatta Türgiş Hakanı Sulu Kağan arkasında birçok Türk beyinin de desteğiyle Araplarla savaşmış ve birçok bölgeyi özellikle mavera Nehre kadar önemli bir coğrafyayı Araplardan geri almış Hatta İslam coğrafyacısı Yakut el Hamavi 724-743 yılları arasında halifelik yapmış olan Hişam'ın bir mektup yollayarak Türk Hakan'ını İslam'a davet ettiğini ama Hakan'ın bu din bize pek de uymaz diyerek reddettiğini yazıyor. Bu bağlamda o dönemde yani Kuteybe'den sonra Türklerin halen daha İslam'a geçmemiş olduğu ve davetleri de reddettiği zaten görülmektedir. Yani Türklerin İslamiyet'e geçtiği kalabalık bir şekilde İslam'ı kabul ettiği dönemlere bakıldığında Zaten zaten gayrimüslimlerden ağır vergiler alınması ya da Müslüman olmayanların Müslüman topraklarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeleri gibi sebeplerle politik amaçlarla grupların İslamiyet'i kabul etmiş olması ya da işimize bakalım demiş olmaları epey muhtemeldir. Bunlardan sonra da elbette kuşaktan kuşağa İslamiyet'le tanışmış olmak, İslam coğrafyasında yaşamak ve Müslüman gibi görünmekle beraber büyük bir zümre ilgi duymuş ya da sempati duymuş ve kendi isteğiyle İslam İslamiyet'e geçmiş olabilir. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.